Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün kamuoyunda yanlış anlaşılan bir konuyla ilgili bilgi vermek istiyorum. Yakın zamanda Ticaret Bakanlığı bir düzenleme yaptı ve bu düzenlemenin ucuz olan telefonların fiyatlarını 10.000 TL'ye kadar çıkaracağını iddia eden teknoloji yayınları da var. Bağımsız olan işte yazarlar var, şunlar bunlar da var. İşin doğrusu nedir? Biraz da uzman bir kişi olarak bu konuda size bilgi vermek istiyorum. Olayı anlamak için birazcık 2020 yılına gitmek gerekiyor. Yani 3 yıl önce yapılan bir düzenleme aslında bugün bir değişiklik oldu. Biraz ondan bahsetmek istiyorum. 2020 yılında yapılan bir düzenleme ile 200 doların altında gümrük fiyatı olan telefonlar için gözetim belgesi uygulaması hayata geçirildi. Eğer yurt dışından bir telefon getiriyorsanız, bu bireysel de olabilir bu arada. Hani siz bir birey olarak da bir telefon getirtebilirsiniz. Ticari olarak anlamında bahsediyorum. Ya da bir markasınız, yurt dışından telefon getiriyorsunuz. Gözetim belgesi ihtiyacı hasıl oldu. Bu belgeyi gösteremezseniz, getiremezseniz, veremezseniz eğer gümrüğe ya da Ticaret Bakanlığı'na, diyorlar ki sizin telefonunuz 10 dolar da olsa, 50 dolar da olsa, 100 dolar da olsa biz bu telefonu minimum 200 dolar üzerinden vergilendireceğiz diyorlardı. Tabii bunun sonucunda ne oldu? Tabii sadece bunun sonucu olmamıştır ama çünkü bu belge, şimdi onu da göstereceğim ekranda. Böyle bu belgede bir sürü şey isteniyor. Sizin kurduğunuz şirketin, Türkiye'deki getirecek olan şirketin işte bir sürü bilgisini istediği gibi bu telefonu üreten şirketin de işte kaç kişi çalıştırıyor, onlara ne kadar maaş veriyor, yıllık kazancı ne, şudur budur, bir sürü şey, böyle ticari bilgiye girebilecek seviyede bilgi isteniyordu. Gösteriyorum ben ekranda, böyle aşağı doğru uzayan çok uzun bir PDF dokümanı bu. Bu dokümanla ilgili detayı da merak edenler varsa açıklamaya koyacağım. Yani resmi gazetedeki halini. Oradaki sayfanın içine de tıklayarak da aynı PDF dokümanına ulaşabilirsiniz. Aslında Türkçesi şu demek oluyordu arkadaşlar. Siz telefon getirmeyin Türkiye demek oluyordu. Çünkü cari açığı düşürmek isteniyor. Ekonomik olarak bir sürü aslında burada farklı dengeler de var. Cari açığı kapatmak için Türkiye'ye yurt dışından bir ürün getirilmesi yerine Türkiye'de üretilmesini teşvik etmek için yapılan bir hamleydi. Zaten bu hamlenin sonucunda da şu anda günümüzde TCL'inden tut da Oppo'suna kadar, ki Oppo'nun fabrikası şu an çalışmıyor ama fabrika kapanmadı bu arada. Ha, sadece çalışmıyor. Üretim yapılmıyor. Birçok marka Türkiye'de üretime başladı. Kimisi kendisi fabrika açtı. Kimisi de böyle ortaklık şeklinde oldu. Mesela Samsung'un bazı modelleri bile Türkiye'de üretiliyor arkadaşlar. Yani bu çok bilinmeyen bir bilgi ama Türkiye'de üretiliyor. Sebebi de bu. Özellikle uygun fiyatlı modellerde, yani giriş seviyesi modellerde birçok marka, işte bunun içinde Tekno'da var, Vivo'da var ve bir sürü markada var böyle bir şekilde arkadaşlar. Mesela TCL kendisi üretmiyor. Arçelik'le birlikte üretiyorlar. Onu da söylemiş olayım. Bu markalar Türkiye'de üretim yapmaya başladılar. Peki ne oldu da tekrar bu konu alevlendi? Şöyle bir durum oldu. 28 Şubat 2023 tarihinde Ticaret Bakanlığı bu gümrüklerle ilgili mevzuatta yeni bir düzenleme yaptı. Buna göre dedi ki 200 dolardı ya, biz bunu 350 dolar yaptık dedi. Yani siz bir tane telefon getirdiniz, 10 tane, 100 tane, 500 tane fark etmiyor. Eğer gözetim belgeniz yoksa elinizde 350 dolar üzerinden vergilendirilecek anlamına geliyor. Şimdi o düzenlemeyi de koydum ben şimdi ekranda, onu göstereceğim. Onu da görüyorsunuz. Tabii şöyle bir sorun ortaya çıktı. Şimdi bunu bazı yayınlar, bu mesela Web Tekno falan da yaptı bunu. Hatta ondan alan bir sürü kişi de irili ufaklı işte yayın ya da siteler vesaireler diyeyim, aldılar bu bilgiyi kullandılar. Tabii bu bilgide şöyle bir soru var. Mesela Web Tekno'nun hesabı var. Şimdi ekranda onu da göstereceğim. Diyor ki 200 dolar olan bir telefon, yani 200 dolardan getirdiğiniz varsayılırsa 7400 liraya geliyor. Eğer 350 dolar olduğu zaman da 10.000 lira. Hani bu 10.000 liradan aşağı ucuz telefon kalmayacak. Videoları falan da göreceksiniz piyasada. Onun sebebi bu. Buradaki hesaba göre konuşuyor herkes. Tabii bilmedikleri ya da göz ardı ettikleri konu şu. Birincisi, eğer gözetim belgesi varsa zaten bu kurallara tabi değilsiniz. O gözetim belgesindeki bilgileri vermek her markanın harcı değil. Çünkü bayağı ticari sır isteniyor açık söylemek gerekirse. O yüzden onu vermediğiniz zaman bile Türkiye'de şu an satılan giriş seviyesi modellerin büyük bir çoğunluğu zaten Türkiye'de üretiliyor. Türkiye'de üretilen telefonlar için de böyle bir düzenleme zaten yok arkadaşlar. Yani buradaki insanların hataya düştüğü konu oydu. Sanıldı ki bütün telefonlar yurt dışından zaten geliyor. Yurt dışından geldiği için de böyle bir fiyatlandırma olacak. Hayır, öyle bir şey yok arkadaşlar. Ha, fiyatlar artar mı telefon fiyatları? Artabilir. Yani bunun artması için illa böyle bir düzenlemeye gerek yok. Ülkedeki maliyetler artıyor. Sadece girdi maliyetler olarak bakmayın. Çalışan maliyeti artıyor. Başka maliyetler artıyor. Enflasyon var. Tabii ki telefonun fiyatı artacaktır. Ama hani şu doğru değil. 10 bin liradan aşağı giriş seviyesi telefon kalmayacak değil. Şimdi bakın pazarda 4 bin liraya, 3 bin liraya, 5 bin liraya, 6 bin liraya, 7 bin liraya, 10 bin liraya kadar bir sürü telefon var. Yani 28 Mart'ta bu kanun yürürlüğe giriyor bu arada. Yani 28 Şubat'ta yayınlandı ama bir ay süre verildi. Bir ay sonra yürürlüğe girecek. 28 Mart'ta itibaren bütün telefonların fiyatı 10 bin liradan başlamayacak. Burada böyle bir yanılgı var. Böyle bir şey olması mümkün değil. Bu şekilde olmaz. Ha, 10 bin lira olur bir gün giriş seviyesi telefonlar Türkiye'de ama 3-4 senesi var bence. Böyle bu enflasyonla gidersek 3-4 seneye olur ama 4 bin liradan hop 10 bin lira çıkmayacak. Öyle bir dünya yok. Korkmayın. Bu biraz böyle clickbait habercilik. Birazcık böyle milleti korkutmak. Hemen telefon alın. Aman işte koşun bir şunu yapın, bunu yapın falan. Panik yapacak bir durum yok. Fiyatlar artacak mı? Artıyor zaten fiyatlar. Yani dolardan artıyor, başka sebeplerden artıyor. Ama böyle 4 bin liradan
8 bin liraya 10 bin lira çıkmayacak. O konuda içiniz bence rahat olsun. Öyle haber yapanlara sağda solda TikTok'ta şurada burada işte Instagram'da gördüğünüz Reels videolarına falan bakıp da aman Allah'ım işte fiyatlar artacak falan filan deyip gaza gelmeyin. Öyle bir durum söz konusu değil. Konuyu bilmeyen, olayı bilmeyen ya da bildiği halde, bir kısmı da bildiği halde yaygaraya vermek isteyenlerin yaptığı videolar bunlar arkadaşlar. Bunlara hiç takılmayın. Doğrusunu anlattım. 28 Mart'tan itibaren bugün ayın kaçı mesela bakıyorum. Bugün ayın 4 Mart'ta çekiyorum bu videoyu. Cumartesi bugün. Pazartesi günü yayınlayacağım. Yani 6 Mart'ta yayınlanacak. 6 Mart'tan sonra 22 gün kalıyor. 22 gün sonra göreceğiz ama öyle bir şey olmayacak. İçiniz rahat olsun. Ben burada her zaman doğruları söylemeye devam edeceğim. Hatta ben bununla ilgili dikey video çektim bir tane. Hem YouTube kanalımı yükledim. Hem de Instagram, TikTok ve benzeri platformlarda da yine paylaştım bu videoyu. Ama baktım ki tam anlaşılmamış mesele. O yüzden böyle bir yatay video çekerek daha doğrusunu en azından anlatmaya çalıştım arkadaşlar sizler için. Sizin de konuyla ilgili görüşleriniz olabilir. Yorumlarda yazmaktan çekinmeyin arkadaşlar. Çünkü farklı fikirler var bu konuda ama kanuni olarak böyle bir durum söz konusu değil. Belki çok az sayıda hani yurt dışından getirilen böyle ucuz telefonlar olabilir. Onlar vardır. Onlara bir şey demiyorum. Onların fiyatı da eğer 10 bin lira çıkarsa zaten satamazlar. Yani burada bir serbest piyasa ekonomisinde böyle bir dünya yok. Getirdim diye satacağım diye bir kanun yok arkadaşlar. O yüzden hani içiniz rahat olsun. Uygun fiyatlı telefonların fiyatları artmayacak. Ha, uygun fiyat dedim mi 4-5 bin liradan bahsediyoruz. Hani en giriş seviyesi model bile artık ne yazık ki bu rakamdan satılıyor. O yüzden panik yapmaya gerek yok. Ama görüşleriniz varsa da yorumlarda yazmaktan çekinmeyin. YouTube kanalıma abone olmayı unutmayın. Abone olursanız bu beni çok ciddi anlamda motive ediyor. Sadece kendim için söylemiyorum bunu. Videolarını beğendiğiniz kim varsa YouTube'da abone olun. Ben beğeniyorsam abone oluyorum mesela. Kendi adıma söyleyeyim. Kendi kişisel hesabımla bunu mutlaka yapmaya çalışıyorum. Eğer aboneyseniz de yorum yazın. Fikirlerinizi belirtin. Eksiğim varsa onları da söyleyin. Ha. İlla övün aman harikasın uçuyorsun kaçıyorsun demenizi beklemiyorum. Eksiklerim varsa onları da mutlaka belirtmekten çekinmeyin. Beni aynı zamanda sosyal medya hesaplarımdan takip edebilirsiniz. Bütün sosyal medya hesaplarımın linkleri açıklamada mevcut. Tek bir tıkla beni oralardan da takip edebilirsiniz. Farklı videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.